Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kağıt kebabı tarifini vereceğim. Çok lezzetli hem de inanılmaz derecede kolay bir tarif. Hemen yapıma başlıyoruz. Öncelikle uygun bir tenceremizi ocağın üstüne alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Hemen ardından üzerine bir adet küp küp doğranmış kuru soğanımı ekliyorum. Çok ufak ufak doğramayın. Sonrasında 600 gram kadar dana kuşbaşı etimiz var. Onu da güzelce yıkadık, suyunu süzdük. Ve şimdi etlerini de ekliyorum. Bakın bu şekilde doğramanız yeterli. Kapağını örtüyorum. Etimiz suyunu salacak. Evet, gördüğünüz gibi etlerimiz suyunu saldı. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında üzerine bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçayı da bir iki kavuruyorum. Salçayı tamamen çözdürelim. Şimdi kapağını örtüyorum. Bir 10 dakika kadar pişiriyoruz. Sonrasında üzerine 1 su bardağı sıcak su ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Kapağını örtüyorum. Bir 5-6 dakika daha bu şekilde pişiriyoruz. 5-6 dakika pişirdikten sonra üzerine rendelenmiş domates ekliyorum. Hazır konserveniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Baharat olarak tuz, karabiber ve kekik kullanıyorum. Onları da ekliyorum. Şöyle bir kavuruyorum. Birkaç dakika kavuralım. Sonrasında üzerine bezelye, havuç ve patatesten oluşan garnitürümüzü ekliyoruz. İsterseniz konserve, isterseniz kendiniz yapın. Fark etmez. Kapağını örtüyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar daha o şekilde pişirdim. Domatesler böyle suyunu çektikten sonra ocaktan almanız yeterli. Şimdi yağlı kağıdımı tezgahın üzerine alıyorum. Tam orta kısmına bir porsiyonluk yemeğimizden yerleştiriyoruz. Kenarlarını düzeltiyorum. Sonrasında kenar kısımlarından katlıyorum. Sonrasında uç kısımlarını katlıyorum. Sıkı bir şekilde katlayın ki yemeğiniz çıkmasın kenarlardan. Öteki tarafını da katladım. Ve katladığımız taraf alt tarafa gelecek şekilde tepsini böyle yerleştiriyoruz. Üst taraf ise tepsinin üst kısmına geliyor. Aynı şekilde bakın yağlı kağıdın tam orta kısmına bir porsiyonluk yemeğinden yerleştiriyorum, düzeltiyorum. Kenarlarından katlıyoruz. Yaklaşık bu tarifte 4-5 porsiyon çıkıyor. Tabi porsiyonların büyüklüğü, boyutu size bağlı. İsterseniz daha çok yerleştirin, isterseniz daha az yerleştirin. Son olarak bir tane daha gösteriyorum. Hızlı bir şekilde. Hepsi tek bir tepsiye sığmadığı için 3 tanesini bir tepsiye, 2 tanesini de sonradan farklı bir tepsiye aktardım. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına bir emoji dahi olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha fazla kişiye ulaşmanı sağlarsınız. Şimdi fırına gönderiyorum. Alt, üst, iç ayarda pişiriyoruz. Yaklaşık böyle 180 derecede pişirmeniz yeterli. Ve işte yemeğimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Hem rengi hem görüntüsü her şey muhteşem.
En farklı da bir sunum tavsiye ederim. Şöyle bir kaşık yardımıyla göstereceğim. Bakın malzemeleri, eti, her şey yerli yerinde gayet güzel pişmiş. Lokum gibi. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Denemeyi ihmal etmeyin diyorum. Tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.